kapandı herhalde. Herhalde sahibi gelmiş buradaymış. Ya çekme belgeli bu. Yani öyle bir art niyetim olsa oraya mı bırakırım? Ama art niyetim bak, orası emniyetin orası. Bugün sıkıntılı yer, her tarafta patlama var. Tamam. Ama sen gelirsen şu emniyete söylesen git. Şurada benim bir aracım var. Senin gözünle bak abi, sen zaten ya oraya. Işte bakalım. Biz hep herkesin can güvenliğine önemli bizim için. Yani sırf plakasız diye mi bu? Herhalde ya, plakasız. Basit bir şeymiş sen. Ya, plakasız diye basit mi? Yok anlamadım hocam. Tamam geldim diyorum nasıl olsa. Tamam. Ya bir telefon numarası yazın, bırakın arabanın yanında. Öyle bir şey var tabii ya. Şuraya bak ya. Hakikaten ya. Ya tüpçüyüm ben abi. Abi tüpçüsün de biz bilemezseniz kimse bilemez senin tüpçüyü. Ya sen de şuraya bir tüpçü diye yazsaydın bari. Haklısın. Senin gözünden bakınca haklısın. İşte bakacaksın. Sıkıntılı dönemdeyiz. Bak tüpçüsün ama bak her şey var. Tüpçü de abi işte. Ama işte bilmiyoruz. Biz nereden bileceksin bunu mübarek? Ya haklısınız. Önüne bir yazı alsaydın. Özür dilerim. Yani bak taşıma aracı. Aracı taşıyacak mısın? Taşıma belgen var yani. Onu da aracın önüne koyabilirdin. Abi bagajı. Bak abi. Nasıl şekilde geldin? Ben bir fotoğraf alacağım. Beyefendi plakalar üzerinde takılmak gerekiyor. Bu mutfak tüpüyle araç çalışıyor tamam. Ya. Tamam çıkabilirsin. Adam bildiğin düzene yapıyor. Evet. Şey... Bir şey yapalım bir şey. 14. Şu an yara sahibi kim beyefendi? Abim. Benim hanımın üzerine abim yani. Sigortası da var. Bunun şeyler hiç ruhsatı falan yok mu? Hiçbir şey. Çekme belgesi yok. Belge olmuş. Muayeneye götürdü. Muayeneden alacak. Eski plakası ne? Eski bir yazıyor orada. Yok burada hiçbir şey yok da. Öyle yerde bomba patladı. Tekleri gel abi. Bomba gel. Araba bu çarpmasın sana. Sen ne tüpçüyüm dedin? Ben kendim tüpçü değilim. Ben ikinci el ve şasiyeli. Abim tüpçü. Abim tüpçü derken iyi bir kadın nakliyesini çekiyor. Ne zaman bıraktınız aracı buraya? Çok oldu ya. 2 saat falan oldu ya. Yarı sabah da muayeneye götürecektim burada işte. Araç mı? Yani sen 20 yıllık esnafım diyorsun. Sen bunları düşünmen abicim, lazım. Tamam da güzel. Tamam. Yani bu senin başına da gelebilir. Muayeneye gidecek olan adam. Öyle olmaz. Sen 20 yıllık esnafsın. Ha, gelmen sen bu şey. O yüzden özür diliyorum. Senin benim başıma gelmez. Ondan özür diliyorum normal, zaten. Neyse. Normal bir insanın başına gelmez bu hareket. Bak benim ekibim gelmiş orada koltuğun üstünde bir tüpü görmüş. Altta var, üstte var. 10 dakika, 15 dakika daha gelmesen arabam gidiyordu. Ama gerek var mı? Bu kadar kurumsal, devletin kurumsallığını yormaya gerek yok. Zaten stresli bir dönemdeyiz. Benim testim var, süt istiyorsan. Tamam. Geliyor. Şuradan abi, sizin daire kaçtı değil mi? Tamam. Abi sorun ne? Hazırlandı. Evet, bağlandı. Başka? İş yaptın, sen bırak. Bunlar için. Abi. Ben emniyetin hepsinden özür diliyorum. Yani emniyetten özür diledim ki bütün halktan da özür diliyorum ama yani ben art niyet veyahut da kimseye bir şeyim yok. Allah'a çok şükür şimdiye kadar yüz kısaltıcı suçum olmadı zaten. Onu GBT'de de çıktı. Yeğenimin yanına geldim. Sabahleyin de muayene götürecektim buradan ya. Tüp emanet tüp vardı. Arkadaşlar doğalgaz geldi ya şimdi. Doğalgaz geldi. Tüpleri topluyoruz işte öyle de. Neyse. Geçmiş olsun.